çok önemli olduğunu söyledi. Çocuklar işim gücüm var, nasıl geleyim? Hem ne anlamsız bir şey bu, anlamadım gitti. Baba bak, bu yeni müdür zaten bana kafayı taktı. Gelmezsen iyice aramız açılacak. Yeni müdür gerçekten anlattığınız gibi biri mi? Sorma baba, çok garip biri. Eski müdürümüzü mumla arıyoruz. Geleceksin değil mi babacığım, ne olur? Tamam tamam, elimden geleni yaparım. Oh. Ne olmuş evladım? Çocukların okullarına gelen yeni müdür bir proje başlatmış. Çocuklarla ailelerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri için bir süreliğine çocuklar büyük gibi, büyükler de çocuk gibi davranacaklarmış. Üstüme iyilik sağlık. Her gün yeni bir şey çıkarıyorlar başımıza. Yani. Anne lütfen gel ya. Gel, gel şöyle. Yeni müdürün en gözde öğrencisi benim. Eğer gelmezsen gözünden düşerim. Ne olur. Güzel kızım, anlıyorum ama bula bula bugünü mü buldular? Çok önemli bir toplantım var diyorum. Neden anlamıyorsun? Hem neden daha önce söylemedin? Ya bize de daha dün söyledi. Ne yapabilirim? Yani. Özgeciğim, bugün annen için hayati bir gün. Çok önemli bir iş görüşmesi var. Sen dalga geç bakalım Hakan Bey. Hayır canım, ne dalgası? Geçen seferki olaydan sonra akıllanmamanıza şaşıyorum. O kadar. Babacığım, simgeci hiç gelmese bile sen geleceksin değil mi? Tamam, tamam. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Hoşça kalın. Ne biçim deniz bu ya? Islanmıyorsun bile. Ferahlayamadım ya. Şimdi şöyle dünyada güneyde olmak vardı. Plajlarda, beach kulüplerde eğlencenin dibine vurmak vardı. Köpük banyoları falan. Aa, o denizdeki şey de ne öyle? Ay, tırsam mı acaba? Masallarda olur. Şimdi saçmaladım işte. Sanki burada normal bir şey varmış gibi. Şşt. Hey. Şşt. Gözlerini aç. Hey. İnsanlar garip bir şey yapıyorlardı. Neydi? Hatırladım. Yok, böyle değildi galiba. Hatırladım. Ne yapıyorsun bana? Biz sizi geçen defa da uyarmadık. Bu işi çocuk oyuncağı mı sanıyorsunuz siz? Kendi başınıza saçma sapan bir dosyayla adamların karşısına çıkıyorsunuz. Adamların sizi aşağıladığı yetmiyormuş gibi bir de yemeğe çıkalım, sohbet edelim, öyle mi? Olacağı buydu zaten. Evet. İnadınızın sonucunu gördünüz mü? Ama onları fena benzettik. Evet. Aman iyi halt ettiniz. Umarım aklınız başınıza gelmiştir. Evet. Ben sadece yardım etmeye çalışıyordum. Uzak dur benden. Birincisi bu kim?
İkincisi nereden geldi? Üçüncüsü hayatını kurtardığım halde neden bana tokat attı? Dördüncüsü eli de ne kadar ağırmış ya. Hey bir dakika. Tamam artık tamam, bu kadar yeter. Ben okuldaki toplantıya gidiyorum. Ben de biraz sakinleşip arkandan gelirim. Bir daha sensiz kendi başıma iş yapmayacağım. Emin misin? Eminim. Aferin sana o zaman. Yani aslında biz dosya üzerinde biraz daha çalışsaydık değil mi Merve? Simge. Tamam tamam canım, şaka yaptım gerçekten. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Makboş. Makboş. Yaşasın yaşasın. Sonunda oluyor, sonunda oluyor, sonunda oluyor, sonunda oluyor, sonunda kızım, oluyor. Neler oluyor? Tansiyonum fırladı vallahi. Yavaş ol, ne oluyor? Makboş, o kadar mutluyum ki bir bilsen. Çocukların odasını toplamak için sihir yaptım ama olmadı. İnanabiliyor musun? Sihir yapamadım. Sihir yapamadım diye mi bu kadar seviniyorsun ha? Makboş hatırlasana, Kulina insan olduğum zaman sihir yapamayacağımı söylemişti. Belki de artık insan oldum. Bir yıl dolmak üzere, anlasana. Dur dur kızım, biraz sakin ol. Önce ne olduğunu bir anlayalım. Bak bak şimdi, izle. Gördün mü? Olmuyor, olmuyor. Sonunda insan oluyorum, sonunda insan oluyorum. Kulina Hanım, bizi duyuyorsan gel de şu deli kıza bir şeyler söyle. Kulina Hanım. Ay yine kazandım. Ay bu oyunu kendi kendime oynamaya bayılıyorum. Sonunda hep kazanan ben oluyorum. Kulina Hanım. Ay. Bizim kıza bir şeyler oldu. Ay Kulina Hanım. Gel de şu kıza akıl fikir ver. İnsan oluyorum. Neler oluyor? Nan aklını kaçırmış galiba. Ay gidip bir bakayım bari. Kulina Hanım. Beni duymuyor musun? Kulina, Kulina, deniz kenarında güneşlenirken çok garip bir şey oldu. Nerede bu kadın? Kulina Hanım, rica ediyorum. Geldim. Sonunda insan oluyorum. Ay neler oluyor ayol? Kulina, müthiş bir şey oldu. Ne oldu? Sihir gücüm yok oldu Kulina. Bunun ne demek olduğunu anlayabiliyor musun? Şoker mi bir şey yaptı yine? Tabii, her şeyi şokerden beri. Sanki izin veriyorsun da. Hayır hayır, şoker değil. Hayret, ilk defa beni savunuyor. Peki ama öyleyse. Ben galiba insan oluyorum. Ne? Olamaz. Ay emin misin Nana? Evet Kulina, artık sihir yapamıyorum. Bunun başka nasıl bir açıklaması olabilir? Senin zamanı gelmiş olabilir. Yaşasın. Sonunda hayallerim gerçek oluyor. Ay dur bir dakika deli kız. Bundan tam olarak emin olmamız gerekiyor. Değil mi? Seni sihirle bez bebeğe dönüştüremezsem gerçekten insan olmalısın demek. Bir mucize gibi. Hadi hayırlısı. Kulina Kulina. Ay çok heyecanlandım. Ben de çok heyecanlıyım. Ya gerçekten insan olduysa olamaz. O zaman tüm hayallerim suya düşer. Hadi Kulina, meraktan çatlatma beni. Yap şunu. Bir dakika bana bir zaman ver. Hazır mısın? Hazırım. İyi ama neden sihir yapamıyor o zaman? İnanamıyorum ya. Of. Oh be. Ben insan oldu diye amma da tırstım ha. Güzel. Böyle cici cici bez bebek olarak kanlana. Olamaz. Boşuna sevindim öyle değil mi? Üzülme Nanacığım.
Bir an öylesine inanmıştım ki insan olduğuma. Bence üzüleceğine sevinmelisin. Bu insan olmaya çok yaklaştığına dair bir işaret. Gerçekten mi? Bence öyle. Çünkü insan olmaya yaklaştıkça yavaş yavaş sihir gücünün kaybolacağını Yüce Konsey bana söylemişti. Demek ki çok az kaldı. Evet, çok az kaldı. Bunu hissedebiliyorum. Çok yakında insan mı olacak? Bu duruma asla sihirci kalamam. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Öyle bir şey yapmalıyım ki her şey alt üst olsun. Her şey karmakarışık olsun. Ne Nana ne de Kulina bu işin altından kalkamasın. Bir şeyler düşünmeliyim. Acele etmeliyim. Çalış, 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 çalış. Tabii ya. Bilginin iksir formülleri. Peki sihir gücün bu arada devam edebilecek mi? Tabii. Bu geçici bir durum. Sihir gücün arada bir gidebilir. Bir daha dene istersen ha? Hı-hı. Neyse. O kadar bekledim. Biraz daha bekleyebilirim. Hı-hı. Ben de gideyim artık ha. Tabii buraya kadar gelmişken müdürü ziyaret etmeden olmaz. Ay öyle değil mi Makbule Hanım? Adamcağızın başı çok fena belada. Ah onun durumuna çok üzülüyorum. Hı-hı. Bize de çocuklar anlattı. Okul alınan malzemelerden birinde usulsüzlük mü ne olmuş? Bütün suç da onu satan firmanınmış. Ama o firmanın sahibi de ortadan yok olmuş. Ne diyelim? İnşallah o adam bulunur da müdür bey kendini temize çıkarır. Umarım. Hadi bana ala ısmarladık. İnsan olmadan sihir yapmanın tadını biraz daha çıkarayım bari. Tövbe yarabbi. Bu kıyafetler için okul yönetimi çok para harcamış olmalı. Umarım sonradan bize ödetmezler. Bu çocukları pedagojisi için çok gerekli bir şey. O yüzden sakın sesini çıkarma. Hı. Ay çocukluk yıllarımı hatırladım. Ne hoş bir etkinlik değil mi? Bir saat sonra hastam var. Ben yarısında çıkarım. Senin hastaların çocuklarından hep daha önemli oldu zaten. Başlama gene rica ederim. Herkes bize bakıyor. Anne, baba lütfen tamam, tartışmayın. Tamam yavrum. Ay bu kadar da fazla. Ne bu böyle? Eminim salak gibi görülüyorum. Yeni müdür bu işi bu kadar ciddiye aldığına göre çocuklar için katlanacağız. Ne yapalım? Çok yakışmış babiş. Geç bakalım dalganı. Bak birbirimizi böyle daha iyi anlayacağız. Güzel bir fırsat öyle değil mi? Evladım bakalım derslerin nasılmış. Şimdi öğreneceğiz. Eğer okumaya niyetin yoksa da orca sanayi. Ama suçu kendimizde aramalıyız. Nerede hata yaptık da şiddete bu kadar eğilimli oldular. Onu düşünmeliyiz. Öğretmenlerim derslerimin kötü olduğunu söylerse, kabahat bende babacığım. Doğru düzgün ders çalışmadım, dersleri ciddiye almadım, dalga geçtim. Baba ne yapıyorsun ya? Derslerin kötü olursa hemen bir bahane bulmalısın. Bak sen kerata. Prenses Eleda! Eyvah ne yapacağım ben şimdi? Ne olur kaçma benden Eleda. Beni neden kaçırdınız? Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Barbarlar ne olacak? Durduk yere ülkemi işgal ettiniz. Babamı esir aldınız. Üstelik beni gemiye atıp kaçırdınız. Elinizden zor kurtuldum. Ama şimdi yine beni buldunuz. Niyetiniz ne söyler misiniz? Böyle olmasını Kaptan Vonga istedi. O seninle evlenmek istiyor. Ondan nefret ediyorum. Ölürüm de onunla evlenmem. Ama o çok akıllı ve çok güçlü biri. Umurumda değil. Ben aşık olacağım. İyi huylu, kibar biriyle evleneceğim. Onunla değil. Bana şöyle bakmayı keser misin lütfen? Ama Prenses Eleda, öyle güzelsiniz ki. Sersemsiniz. Hepiniz barbar sersemlersiniz. Sizden nefret ediyorum. Benden de mi? Evet senden de. Barbarsınız çünkü. Ülkemi işgal ettiniz. Babamı ve halkımı esir aldınız. Ne hissetmemi bekliyorsun?
Hem sonuçta sen Kaptan Vonga'nın uşağı değil misin? Hayır, ben onun yardımcısıyım. Kendimi bildim bileli onun yanındayım. Ben kötü olmayı sevmiyorum aslında. Sadece onun bana dediklerini yapıyorum, o kadar. Evet, sonunda hazır işte. Biraz daha beklemeliyim. Şöyle el ayak çekilsin. Rahat rahat eve girip bu aleti yerleştireyim. Bez bebe dönecek. Na 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 na. Layığını bulacak. Na 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 na. Burası kralların kaldığı saray olmalı. Peki ama ya... Ya çok acımasız biri ise ve yabancılardan hoşlanmıyorsa? Of, ne olursa olsun Vonga ile evlenmekten iyidir. Beni bekleyin, ben de oynuyorum. Dursana. Çok eğlendim, çok eğlendim. Hey, bakın burada biri var. Yeni bir oyuncak mı acaba? Bilmem. Hey, kalk aya. Korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Aa! Bizim kimseye zararımız dokunmaz. Sahi mi? Hı hı. Sen de bir oyuncak mısın? Yoksa yeni mi geldin buraya? Aha. Oyuncak mı? Hayır. Ben Hitsel Kralı Arşild'in kızı Eleda'yım. Vahşi Erdok savaşçıları ülkemi işgal edip babamı esir aldılar. Vay canına. Reisleri Vonga da benimle evlenmek istiyor. Beni bir gemiyle kaçırdılar. Ama ben bir yolunu bulup kurtuldum. Çok romantik bir öykü. Bence korku filmi gibi. Hı hı, yani. Burası neresi? Burası oyuncaklar dünyası güzel prenses. Oyuncaklar dünyası mı? Sen de bir oyuncak mısın? Hayır, ben çizgi bir karakterim. Buralarda eşim benzerim yok ona göre. Peki kralınızla görüşebilir miyim? Bizim kralımız yok. Oyuncaklar ülkesini başperimiz Kulina yönetiyor. Başperi Kulina mı? Hı hı. Hadi gel bizimle. Hadi gidelim hadi. Burada kimse yaşamıyor mu? Neden etrafta kimsecikler yok? Belki de bizden korkuyorlardır. Sersem, daha bir şey yapmadık ki. Neden korksunlar? Merhaba. Bu soytarı da nereden çıktı? Buraya yeni mi geldiniz? Şaskolozlar. Bize kötü bir şey mi söyledi? Bence öyle. Ne dedin bakayım sen? Hey, Vikiler. Bakın, beni yanlış anladınız. Şaka yaptım, şaka. Ay. İndir. Burası neresi? Burası oyuncaklar dünyası. Nasıl geldik biz buraya? Ben de size onu soracaktım. Nasıl geldiniz siz buraya? Buranın kralı sen misin? Maalesef. Kulina diye bir başperi bozuntusu var. Burayı o yönetiyor. Peki ordusu kaç kişilik? Ne ordusu? Burada sadece oyuncaklar yaşıyor. Ordu falan yok. Bir tane kurşun askerimiz var. O da sürekli uyuyor. Güzel. Çok güzel. Yoksa burayı da mı ele geçirmeyi düşünüyorsunuz Kaptan Vonga? Duruma göre değişir. Aman çok çok iyi. Bence ele geçirin de bu sıkıcı yer biraz hareketlensin. Evet, ele geçirin. Demek buraya nasıl geldiğini bilmiyorsun öyle mi? Tuhaf, çok tuhaf. Söylediğim gibi gemiden ayrılıp kayıkla uzaklaştığımda korkunç bir fırtına çıktı. Şimşekler çakmaya başladı. Bir an kendimi kaybettim. Sonra da gözümü burada açtım. Belki de fırtına yüzünden bir tür manyetik alan. Uyansana. Ve seni boyut değiştirerek buraya kadar getirdi. Ha? Peki şimdi ne olacak? Geri dönebilecek miyim? Üzülme, bir yolunu bulacağız. Sevgili başperi Kulina, benimle evlenmek isteyen o hain Kaptan Vonga eğer beni bulursa... Üzülme canım. Madem onu istemiyorsun, seni ona asla vermem. Yaşa Kulina. Bundan sonra benim korumam altındasın. Ama o çok acımasız biri. Ya size ve ülkenize zarar vermeye kalkarsa?
Sen bu işi bana bırak güzel prenses. Çok teşekkür ederim. O kadar iyisiniz ki. Ama yine de onları alt etmek kolay sayılmaz. Niye kolay olmasın? Onların barışçı oyuncaklar olduğunu söylemedin mi? Orduları falan da yokmuş işte. Orası öyle ama hepsinin sihir gücü var. Tabii benim de. Sihir mi? İyi ama bize sihir bir yer işlemez ki. Nasıl yani? Biz vahşi Erdok savaşçılarının büyük büyük ninesi... ...çocukken hepimizi sihire karşı koruyucu bir eksirle besledi. Hı-hı. Aa, şerbetlisiniz yani. Hı? Ne? Neyse. Şimdi izin verirseniz bir deneme yapmak istiyorum. Yap bakalım. Koşun koşun. Hadi hadi, hadi bakayım. Vay canına. Şimdi gerçekten tırsabiliriz işte. Sayın Yüce Kaptan Monga. Sizi şöyle alayım. Bunlar mı? Ay. Evet. Beni buldular. Ne yapacağım ben şimdi? Dur bir dakika. Sakin ol. Siz hemen Eleda'yı güvenli kulelerden birine götürün. Tamam. Tamam. Ben onlarla ilgilenirim. Benim yüzümden başınız belaya girecek. Merak etme. Hadi. 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 Çabuk. 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 Ah. Ay. Şoker. Siz ne yapıyorsunuz orada bakayım? Bu da kim? Sizin sözünü ettiğim başperi Kulina bu işte. Şoker. Ayrıl onlardan. Hmm. Prenses Eleda'yı görmüş müdür acaba? Prenses Eleda mı? Aa, siz bir kız mı arıyorsunuz? Ben bir kız gördüm. Şöyle siyah uzun saçlı, üzerinde koyu yeşil bir elbise var. Eli de biraz ağır. Evet, o işte. Çabuk söyle, nerede o? Onu deniz kıyısında buldum. Baygındı. Ayıldığında da bir tokat atıp kaçtı. Ama buralarda bir yerde olması lazım. Burası o kadar da büyük bir yer değil sonuçta. Şimdi anlarız. Hadi bir iki daha. Güzel. Ben de bu kargaşadan yararlanıp planımı rahatça uygulamaya koyabilirim. Güzel. Bakalım uyumuşlar mı? Benim her şeyim. Aslında bugün biraz sıkıldım ama belki de bu yapılan uygulama işe yarar. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamam bazen gerçekten çok zor oluyor. Bu yüzden onlara istemeden haksızlık yapabiliyorum. Bence sen çok iyi bir babasın. Teşekkür ederim. Hadi çıkalım da uyanmasınlar. Çıkalım mı? Sen Makbuş'un odasında uyumuyor musun? Tabii ya, evet. Bu iş bu kadar. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Sana da. Nana. Efendim. Sen ne kadar özel biri olduğunu biliyor musun? Evet. Hayır yani. Teşekkür ederim. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum.
çok güzelsin. Bakalım sevgili nanamızı bu kez alt etmeyi başarabilecek miyim? Cevap veriyorum. Evet. Nana, bana bir şey mi soracaksın? Aslında bunu söylemek benim için çok zor ama... Bakalım kim erken oturacak. Çocuklar ne yapıyorsunuz sabah sabah? Ay. Bir gürültü dene bakayım. Çocuklar çabuk kahvaltınızı yapın. Bakın birazdan öğretmeniniz gelecek. Ne kadar iyi. Ama baba çok gıcık ya. Yağmur alımız kalkmadı mı daha? Ne oldu, neden gülüyorsunuz? Baba. Halam eve yine çok geç geldi dün gece. Ah, hiç akıllanmayacak bu kız. Allah bilir dosyaları da hazırlamamıştı. Öyle demeyin Emre Bey. Yağmur Hanım işinde çok titizdi biliyorsunuz. Bu benim ekmeğim. Ya benim ya. Benim. Bırak şunu. Ya. Sakın tartışmayın. Ya. Feneri nerede söndürdünüz acaba? Aman abi öyle deme be. Baba ya şuna baksana. Oğlum küçük o da hak vermiyor. İdare etsene kardeşini. Aman ya bu evin en değerlisi o zaten. Hanimiş benim küçüğüm. Hadi kalk servisin geldi. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Doğru kreşe. Öğretmenlerini üzme, Emir. Bay bay babacığım, bay bay. Güle güle benim güzel kızım. Hadi. Hadi çocuklar, çabuk olun. Özge Hanım'la Simge gelir şimdi. Hiç sevmiyorum ki o iki gıcığı. Cicişler demiyor mu, uyuz oluyorum. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Tabii Özge Hanım okulda yaptığın tüm yaramazlıkları söylediği için onu sevmiyorsun. Hiç de bile. Nana'yı örnek alsana biraz. Hem çalışkan hem terbiyeli. Ama Emre amca, Okan basketbolda çok iyi. Aman kızım koruma şu haylazı. Ha bu arada dün okuldan kağıt geldi. Sen yine burslu okumak için sınava girmişsin. Aa kızarım ama. Ben seni kendi çocuklarından ayırıyor muyum hiç? Biliyorum ama ben size zaten yeterince yük oluyorum. Olur mu öyle şey? Bir daha duymayayım. Bizimkiler geldi. Nana. Nana. Ya anne ya niye her sabah buraya geliyoruz sanki? Kızım arkadaşların okula götürüyoruz ya. Onlar bizimle gelmesinler. İstemiyorum. Geç ayıp ama. Kızım parasıyla değil mi? Oğlum ne kadar ayıp. Tabii. Babam servise vereceği parayı size vermiyor mu sanki? Yani. Hakan. Ya. Çocuk canım kusura bakmayın. Tabii anneleri başında olmayınca çocuklara terbiye verecek kimse de olmuyor. malum siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ya yetme be. Ben durumu iyi değil mi? Evet. Daha köyden yeni gelmesine rağmen şaşılacak kadar iyi. Hatta şaka gibi. Gel buraya. Simge. Buraya dedim. Sizin durumunuz da zor tabii. Böyle annesiz iki küçük çocuk, bir de besleme. Nana bizim kızımız sayılır artık. Hem sağ olsun Gamze Hanım çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Tabii ama çocukların bir bakıcıya değil, bir anne şefkatine ihtiyacı var. Neyse, görüşmek üzere. Görüşürüz Özge Hanım. Cicişler, bekleyin bakalım. Kolay gelsin Gamze Hanım. Kaçıncı Hakan? Sürekli Simge'yi hırpalayıp ağlatıyorsun. Ama o da benim... Sus, cevap verme.
Ben aslında ona neden böyle davrandığını biliyorum. Nana geldiğinden beridir tuhaflaştın sen. Eskiden Simge'yle ne güzel anlaşıyordunuz. Ama öğretmenim, ben hiçbir şey yapmadım. Bu beni zorla yerimden kaldırdı. Hakan! Anne! Sen hele hiç konuşma. Emre Bey'in hatırına bu okulda okuyorsun. Haddini bil ve çeneni kapat. Sana gelince Hakan. Bu seferlik ceza vermiyorum. Ama bir daha olursa gözünün yaşına bakmam ona göre. Hadi şimdi sınıflarınıza. Canım kızım. Bu çocuklar sinirimi çok bozuyor. Ama babaları hoş bir adam. Ayrıca çok da varlıklı. Onu evlenme ikna edene kadar idare etmeliyiz. Ondan sonra o Gamze denen bakıcıyla Nana denen o körlü kızın da başımızdan def etmenin bir yolunu bulacağız. Çok zekisin anneciğim. Ben de sana çekmişim değil mi? Tabii ki. Hadi şimdi doğru sınıfına. Tamam. Şoker, dünyada her şey tersine dönmüş durumda. Yoksa bunu sen mi yaptın? Kim? Ben mi? Ben buradan bir yere ayrılmadım ki. Sabahtan akşama kadar denizdeydim, biliyorsun. Dünyaya gidip hemen bu durumu düzeltmeliyim. Bir dakika, başımızda kocaman büyük felaket varken mi? Ne oldu? Gülne, gerçek silahları var. Tıpkı dünyadaki o en tehlikeli silahlar gibi. Ne yapacağız Gülne? Durun canım, öyle hemen tırsmayın. Oyuncaklar dünyasında gerçek silah taşımanın cezası 12 yıldan başlar. Haberiniz var mı sizin? Artık sabrım tükeniyor. Bana hemen Eleda'nın yerini söyleyin, hemen! Bilmiyorum. Hem bilsem de senin gibi barbara asla söylemem. Ay, olmadı. O silahları kullanmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Peki de ateş et. Ama Kaptan Vonga, baksana. Burada silah kullanmanın cezası çok büyükmüş. Sersem ateş et. Ama onlar silahsız. Bunu yapmayalım. Eleda'yı bulup gidelim burada. Kulla, sihirle gerçek silahlar yapalım. Onları karşı koyalım. Hayır, evet, evet. Asla. Asla bunu yapmayacağız. Hayır, yapmayacağız. Biz ne olursa olsun silah kullanmayacağız. Silah kullanmak barbarlıktır. İnsanlık yüzyıllardır kullanıyor. Ellerine ne geçti? Sadece acı, gözyaşı ve kayıplar. Ne olursa olsun silah kullanmayacağız. Ama çok üzüldük. Bu boş laflara karnımız tok bizim. Hemen nişanlım Eleda'yı bulun. Yüce Konsey bu yaptıklarınızı öğrenecek ve size çok büyük bir ceza verecek. Yüce Konsey mi? Bir tek Yüce Konseyimiz eksikti. İki de hemen gücünü kullan. Bunun icabına bak. Bunu yapamam. İki de sen kimden yanasın? Senden yanayım Kaptan Vonga. O zaman gücünü kullan. Seni ne diye yanımda taşıyorum ben? Ben alayım. Vay be. Bu ayıcık sıradan bir insan değilmiş ha. Eleda'nın yerini söyleyene kadar orada kalacaksın. Vicky de sen burada kal. Hı hı. Eleda'nın saklandığı yeri öğrenmeye çalış. Bu arada ben de gidip biraz onu arayayım. Şu Yüce Konsey işi de nereden çıktı anlamıyorum ki. Hiç sevmedim bu işi. Ben de. Al canım. Sağ ol. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapacağız şimdi? Kulina, Eleda'nın yerini söyleyip bir kurtulalım lütfen. Lütfen. Hayır, ona söz verdim. Bunu yapamayız. Ne yapıyorsun abicim? Ne yapacağım? Bugünkü toplantı notlarına bakıyordum. Ne dersin? Bu işi alabilecek miyiz? Çok iyi hazırlandık. Umarım alırız. Şirketin mali durumu sallantıda. Bu işi yapamazsak birikimlerimizi satmak zorunda kalacağız. Kastettiğim benim futbolcu koleksiyonumsa onu aklından çıkar. Benim bilgisayar oyunlarımı satarken ben öyle demedim ama. Neyse, bu işe bir çare bulacağız.
Ayrıca ben senin gibi tek başıma değilim. Bakmak zorunda olduğum bir ailem var. O da doğru ya. Ya. Emre bu dosyayı zamanında yetiştirdiğimize çok sevinecek. Bu işleri böyle kolayca halletmene hayranım Yağmur. İşimi çok seviyorum da o yüzden. Duyduğuma göre şirketin durumu pek iyi değilmiş. Böyle giderse Emre Bey çalışanlardan bir kısmını çıkarmayı düşünüyormuş. Ne dersin, beni de çıkarırlar mı? Merak etme. Bu işi alıp durumumuzu düzelteceğiz. Ve kimse işten çıkmayacak. Umarım. Hem işimi kaybetmek hem de Hulusi Bey'den uzak kalmak bana çok dokunur vallahi. Bak hele. Hoş bir adam. Hep gözünün içine bakıyorum ama o benim farkımda değil sanki. Şekerim, farkında olması biraz da sana bağlı. Şu dosyayı götüreyim bari. Bu da tamam. İstediğiniz dosya Hulusi Bey. Dosyayı ben istemiştim Figen Hanım. Ay pardon, şaşırdım birden. Hulusi Bey, sizin için ne yapabilirim? Şimdilik hiçbir şey. Bir şeye ihtiyacınız olursa biliyorsunuz hemen yan odadayım. Biliyorum. Sence bu kızın nesi var? Nesi olacak? Bal gibi senden hoşlanıyor işte. Aman Allah yazdıysa bulsun. Pek salak bir şey. Öyle deme, bu işler hiç belli olmaz. Bir dakika, bir dakika, bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Halkım, istersen sana matematik çalıştırabilirim. Çünkü annem bu gidişle matematikten sınıfta kalacağını söyledi. Sana ne be gıcık? Hem nana bana matematik çalıştırır. Merak etme. Nana mı? O daha köyden yeni gelmiş bir aptal. Kendine bir hayrı yok ki sana hayrı olsun. Hakan, matematik sınavının sonuçları belli olmuş. Ne olmuş? Ben de kalmışım. Sınıfta bir tek nana 5 almış. Kesin bir yanlışlık olmalı. Sınıfı doğru yapmıştı. Olamaz ya. Babam canımı okuyacak. Yine sanayiden söz edecek. Üzülme, ben seni çalıştırırım, düzeltirsin. Teşekkür ederim nana. Kopya çektin değil mi? Ben mi? Tabii sen. Kopya çekip 5 aldın. Kimse benden daha yüksek not alamaz. Anneme söyleyeceğim. Bu sınav yeniden yapılsın. Gıcık. Gel bak. Hadi bakalım. Bak şimdi. Bu kadarı da çok fazla oldu ama. Burası iyi oyuncakların yaşadığı bir barış gezegeniyken Kaptan Wonga'nın yüzünden ne hale geldi? Bir şeyler yapmam gerek. Eleda, sen. Evet ben. Zavallı oyuncaklara neler yaptığınızı Golf'a anlattı bana. Hadi koş, Wonga'ya beni bulduğunu söyle. Ne duruyorsun? Ne de olsa onun uşağısın, öyle değil mi? Böyle konuşma Prenses Eleda. Beni çok üzüyorsun. Ama tüm bunlar doğru Vikida. Sen ondan yanasın. Onunla evlenmeni istemiyorum. O kaba saba kötü yürekli biri. Hem sen onunla mutlu olamazsın. Bunları şimdi mi söylüyorsun? Çok geç. Nereye Eleda? Wonga'yı bulup teslim olacağım. Sonra da onun karısı olacağım. Herkes yeterince acı çekti. Bu masum ve iyi yürekli oyuncakların benim yüzümden üzülmelerine artık kalbim dayanmıyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok mu? Maalesef. Kimse benden daha yüksek not alamaz. Pis körlü kızı. Sen görürsün. Sen ne yapıyorsun benim sıramda? Aman bey, kitabın yere düşmüştü. Onu sırana koydum. Sana da iyilik yaramıyor. Çıksana şuradan canım. Bakmayın, sınavınızı böldüm. Ama sınavda kopya çekildiğine dair bir ihbar aldım. İzin verirseniz kontrol etmek istiyorum. Tabii, buyurun. Yardımınızı öğrenebilir miyim?
Ama bu sınav sorularının cevapları... Aşk olsun Simge, senden böyle bir şey beklemezdim doğrusu. Böyle bir şey nasıl yaparsın Simge? Ya gördün mü? Anneciğim gerçekten ben yapmadım. Bu kağıdını anı sırasına koymuştum. Nasıl buraya geldim hiç duydunuz mu? Demek arkadaşın iftira atacaktın he? Simge çabuk benimle odama geliyorsun. Ben hallederim Hoca Hanım, siz devam edin. Allah'ın sopası yok işte. Git, gitsin. Kopyacı. Hepsini yapıyor zaten. Hepsini yalan söylüyor. Kopyacı. Evet çocuklar, sınav devam ediyor. Nasıl yaptın? Sır, belki bir gün anlatırım. Gemiyi tamir ettirdiğiniz için çok teşekkürler Kulina. Hiç değilse babama kavuşacağım. Unutma Leda. Her zaman buradayım. Her şey için teşekkür ederim. Seni hiç unutmayacağız güzel prenses. Evet, evet. Vikida, yüreğinin sesini dinle. Vikida, hazırlıklar tamam mı? Hayır. Aa. Beni duymadın mı Sersem? Sana gidiyoruz dedim. Hadi! 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 Yeter! Artık sana dayanamıyorum. Peki de sen kimden yanasın? Kendimden yanayım. Kalbimden yanayım. İyilikten yanayım. Bravo! Bravo! Senin gibi zorbalardan, kötülerden, işlerini silahla halledenlerden yana değilim. Anladın mı şimdi beni? Yaşasın! Bundan sonrasını bana bırak Vikida. Elini tutuşalım. Hadi. Güçlerimiz birleşince ondan kurtulmayı başardık Kulina. Teşekkürler Kulina. Umarım bu onun aklını başına getirir. Barbar arkadaşlarının yanına gider ve bir daha hiç kimseye zarar veremez. Vikida, sen ne kadar iyisin. Ben... Sen benim kahramanımsın. Hadi hemen gidip babanı ve tutsak halkını kurtaralım. Sonra? Sonra da eğer istersen 40 gün 40 gece düğün yaparız. Sevgili nanamızı bu kez alt etmeyi başarabilecek miyim? Cevap veriyorum. Evet. Evet. Bir şey mi söyleyecektin? İyi ki şimdi burada sizinle yaşıyorum. İyi ki başka bir yerde değilim. Başka nerede olacaktın ki? Ah Nana, ben senin ne dediğini bir anlayabilsem. Umarım bir gün anlarsın. İyi geceler. Sana da. Hayır, şimdi olamaz lütfen.